Herkese merhaba. Şangay özel bölümünde sonunu gösteren bir kitaptan ilk defa Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi Brezilya özel bölümü hakkında bilgiler aldık. Yani ipuçlarını aldık desek daha doğru olurdu. Ama önce kanalıma abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan lütfen emin olun. Kitapta Brezilya özel bölümü hakkında birbirinden ilginç bilgiler var. Örneğin kitabı Türkçe'ye çevirdiğimizde Edirne'nin babası yani Halkmut otel odasından Natalie'yi aradı. Ve ona Şangay'da başarısız olmuş olabiliriz. Fakat Uğur Böceği'ni yenmek için onun hayal ettiğinden daha fazla seçeneğimiz var dedi. Natalie, Brezilya'da orman içerisinde antik bir tapınak var. Bu tapınağın önünde ise birçok kavami var. Büyülü heykelleri ve yüksek merdivenleri olan bir yer burası. Kelebek henüz son sözünü söylemedi diyor. Aslında Brezilya hakkında çok şey bilmiyorum. Ama araştırdığımda gerçekten birçok tapınağın olduğunu internetten bakarak buldum. Demek ki Brezilya özel bölümünde yine bir tapınak karşımıza çıkacak. Gabriel'in dediği yerde ise birçok güçlü kıvami bir arada tılsımlı bir kolyede ya da bir kutu içerisinde olabilir. Bu da demek oluyor ki özel bölümde karşımıza birçok yeni mucize çıkacak. Aslında hepimiz ya da birçoğumuz diyeyim Bayan Kelebeğin Brezilya özel bölümünde yer alacağını biliyoruz. Benim teorim bu özel bölümde kelebek mucizesi sayesinde Halkmut'un akumaladığı kelebekleri eski haline yeniden çevirme yeteneğine sahip birisi olabilir. Düşünsenize böyle bir yeteneği olsa ve bu mucizeyi Merinette verse Halkmut yok edilir ve ortadan kaldırılır. O zaman da tabii ki yeni bir düşman bulmak gerekir. Yoksa tabii ki çizgi film biter. Ekrandaki resme baktığınızda yapımcıların 2024 yılına kadar ki yaptığı planları görüyorsunuz. Hatta alt tarafta zaten yeni karakterler de yer alıyor. Brezilya özel bölümü yayınlanmadan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açtığınızdan lütfen emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.